Ayrıca burada duruyordu. Ozan'dan bahsediyordu. Çok da üzgündü. Ağlıyordu. Bak, işte fotoğrafın orijinali bu. Sana söylediğim gibi çıplak falan değil. Göstermene gerek yoktu. Böyle bir şey olmayacağını biliyordum zaten. Baba, bak sorun ben değilim. Sorun fotoğraf da değil. Sorun Mustafa'nın kendisi. Hatta Ece ile Mustafa'nın ilişkisi. Ne demek istiyorsun? Baba, aralarında çok ciddi güven problemi var. Ne sebep olmuş olabilir ki buna, ha? Benim gördüğüm önceden gayet iyi geçiniyorlardı. Ha, önceden diyerek beni mi ima ediyorsun yani? Ben mi sebep oldum bunlara? Sen cevap ver. Oldun mu? Hayır baba, olmadım. Seninle de konuştuk zaten daha önce. Ben Ece'ye gidip duygularımı anlatmadım. Kötü bir şey de yapmadım. O da bana bir şey yapmadı. Hem zaten biliyorsun çok düzgün bir kız. İkili oynayacak bir tip değil. Biliyorum. O zaman sorun. Sorun şu. Mustafa ile Ece birbirlerinden çok farklılar. Mustafa iki kişilik bir dünya kurmak istiyor. Sadece Ece ve o. Baba, Ece bir akvaryumda yaşayamaz. Boğulur. Ama Mustafa bunu göremiyor. Sorun ben de değilim. Ece'ye yaklaşan her erkeği kurmak istediği iki kişilik dünyasına tehdit olarak görüyor. Bu yüzden de üst üste hatalar yapıyor zaten. Oğlum, bu senin kendi yorumun. Sen farklı yerde yetiştin. Senin görgüne, kültürüne, değerlerine göre bu yanlış olabilir ama... Ya baba yapma, bu bahsettiklerim evrensel şeyler. Korkarak, baskılayarak, sindirerek koruyamazsın aşkını. Görmüyor musun? Bu açıkça güvensizlik. Hem kendine hem de karşındakine. Bak bu işler böyle yürümez. Bir yerden patlak verir. Bak her şeyi bir kenara bırakalım. Ece aklı başında, özgüvenli, zeki bir kız değil mi? Mustafa'yı sevmese istemese nişanlanmazdı. Kimse onu zorlamadı. Baba bilmiyorsun. Mustafa ailesini kaybettiğinde dört elle Ece'ye sarıldı. Daha cenaze haftası gitti kıza evlilik teklif etti ya. Bak Ece tripli bir kız olabilir. Ama aynı zamanda çok duygusal ve merhametli. Anlıyor musun? Sonuç, sorunsuz günleri yok. Oğlum her ilişkide sorunlar yaşanabilir. Tamam mı? Bazı ilişkilerde kolay aşılır, yola devam edilir. Bazı ilişkilerde aşılmaz, biter. Ama bu onların özgür kararı olmalı. Sen müdahale etmemelisin. Benim bir şey yaptığım yok ki. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Düşün. Sen Ece ile beraber olsaydın, hoş bir delikanlı çıkıp da Ece'nin kafasını karıştırsaydın ne hissederdin? Ha? Bak sana yapılmasını istemediğin şey başkasına yapma oğlum. Benim dedemden öğrendiğim ilk düstur buydu. Düstura diyecek bir şeyim yok. Ama onlar mutlu olamayacaklar baba. Anlıyor musun? Bunu zaman gösterecek. Yusuf. O zamana kadar senin bu ilişkiye karışmanı asla istemiyorum. Ha gün gelir ilişkileri biter. O zaman ne yapacağın senin bileceğin iş. Anladın mı beni? Oğlum. Hata yapma lütfen. Bak bir kez daha söylüyorum. Mustafa da evlat bana. En yakın dostumun emaneti. O üzülürse hepimiz üzülürüz.